Fuat Uğur. Yavuz Ağralioğlu hakkında öğrendiğim şaşırtıcı bilgi. Şimdilik beklemeye aldılar, onu söyleyeyim. Biraz ara verdiler unutulması için. Benim asıl merak ettiğim Yavuz Ağralioğlu'nun kendisine yönelik bu operasyonları aradan zaman geçtikten sonra nasıl anlamlandırdı? Malum İyi Parti'deki tüm görevlerinden alındığını televizyondan öğrendikten sonra arkasında Barış FETÖ izi olan bir kumpasla 2013 yılından kalma bir konuşmasının önü arkası kırpılarak servis edilmesinden ve linç edilmesinden söz ediyorum. Acaba siyasi tecrübesine dayanarak bunları bir işaret olarak algılıyor mu? Çünkü geçen yazımda da ifade ettim. Kendisini Koray Aydın'ı ve onlarla birlikte hareket edenleri aday göstermeyecekler ya da seçilemeyecek yerlere koyacaklar. Yavuz Ağralioğlu gibi akıllı, zeki, gözü pek ve belagati yüksek bir siyasetçinin İyi Parti'de ziyan olduğunu düşünenlerdenim. Yani kendisini sözcü ve genel başkan yardımcısı olduğu sırada İyi Parti ile ilgili tüm olumsuzlukları izah etmeye ve tevil etmeye adamış bir isim olarak bu enerjisini doğru düzgün bir siyasal partide kullansaydı çok daha faydalı olabilirdi. MHP'den Ayrılma süreci BBP ve Nizami Alem Ocakları Başkanlığı. Yavuz Bey genç bir siyasetçi sayılabilir. 1972 doğumlu, 1995 yılında da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Gençliğinden beri ülkücüydü ve 12 Eylül cuntası tarafından kapatılan MHP yerine kurulan MHP'nin üyesiydi. Ancak MHP içinde bir sıkıntı vardı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun önderliğindeki bir grup, partinin DYP-SHP ittifakını desteklemesine karşıydılar. Anlaşmazlıklar sürdü gitti ve 1992'de Muhsin Yazıcıoğlu, altı milletvekili ve binlerce ülkücü Milli Mutabakat çağrısı yayınlayarak MHP'den ayrıldıklarını ilan ettiler. Bu bildiriyi imzalayanların arasında genç Yavuz Aralioğlu da vardı. Ayrılanlar milliyetçi kimliklerinin yanına İslami kimliklerini de ekliyorlardı. Entelektüel fikir ayrılıklarının arasındaki en önemli unsurların başında bu geliyordu. Ardından Büyük Birlik Partisi kuruldu ve genel başkanlığına da Muhsin Yazıcıoğlu geldi. Bu arada ülke ocaklarının muadili olarak nizam-ı alem ocakları da faaliyete geçti. Yavuz Bey bu derneğin 1995-97 yıllarında genel başkanlığını yürüttü. Muhsin Yazıcıoğlu, Yavuz Bey'i evladı gibi severdi. İçişleri Bakanı Akşener, Ağralıoğlu'nu gözaltına aldırtıyor. Yavuz Ağralioğlu, Nizam-ı Alem Ocakları'nın başkanı olduğu dönemde Refah Partisi DYP Koalisyon Hükümeti vardı ve Meral Akşener İçişleri Bakanı'ydı. Akşener o sırada bilinmeyen bir sebeple Yavuz Bey'i gözaltına aldırtıyor. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Nizam Alem Ocakları bu gözaltıya büyük tepki gösteriyor. Tabii bir gece bile tutamıyorlar tepkiler üzerine ama Muhsin Bey öyle kızıyor ki, Meral Akşener'e o gün sana bunun hesabını soracağım ama ortam uygun değil dediği söyleniyor. O döneme anlatanlar kendilerini biz Yavuz'la da dahil birbirine çok yakın entelektüel bir ekiptik. Hepimiz tıp, siyasal hukuk gibi okulları bitirip master yaptık. Karakter özelliklerimiz, cesaretimiz, dürüstlüğümüz, vatan sevdamız hep aynıdır. Bizim camiada bu Muhsin Yazıcıoğlu damarı olarak tasvir edilir diyorlar. Yavuz Bey daha sonraki yıllarda BBP içinde aktif siyaset yaptı ama 2011 yılındaki genel kurulda başkan adayı olmasına rağmen Mustafa Destici karşısında kaybetti. O tarihten sonra da BBP'den ayrılarak Türkiye İnisiyatif Merkezi'nin başkanlığını yürüttü. Ta ki 2018 yılında İyi Parti'ye katılana kadar. Eski arkadaşları hala Yavuz Ağralıoğlu'nun nasıl olup da İyi Parti'ye yapıştığını anlamakta güçlük çekiyorlar. Geçen yazımda onun bu kadar üstün niteliklerine rağmen hırsının aklının önünde gittiğini söylemiştim. Bana bu bilgileri veren arkadaşlarından biri aynen şöyle dedi. Evet Yavuz'un gözü pektir ama hırslıdır da. Necip Fazıl Kısa tüm serisini ve Mesnevi'yi adeta ezbere bilen Yavuz, Mesnevi'deki rahmet kapısını kapatan hırs konulu nasihatlerini bilmiyor olamaz. Oysa İyi Parti onu çoktan gözden çıkardı. Eski komiklik videolarını hatırlayın. Akşener, bu partiye FETÖ girebilir mi Ali? Ali Türkşen, Sıkar abla. Mazi kalbimde yaradır. Çünkü bu partide FETÖ'nün kılıcını sallayanlar var. Kim olduklarını söylemeyeceğim. İyi bakanlar, Kimlerin İyi Parti'ye Ağır Alioğlu, Koray Aydın, Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Vedat Yenerer, Emekli Albay Ali Türkçen, Fatih Er Yılmaz gibi isimlerden daha uğurlu geldiğini rahatlıkla görebileceklerdir. Misal bunu en iyi İyi Parti kurucularından olan ve bu partiden istifa eden Fatih Er Yılmaz anlatır. Hani 15 Temmuz gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünde ilk direnişi başlatan ve FETÖ'cüler tarafından vurularak gazi olan emniyet mensubu, hukukçu ve siyasetçi. O da Muhsin Yazıcıoğlu'nun evladı gibi sevdiği isimlerden biri. Aynı ekipten. Er Yılmaz, polis kolejine başladığı 1998 yılında karşılaştığı FETÖ'nün devlet içinde sinsice yapılandığını gördüğü ve bu yapılanmaya karşı mücadele ettiği için örgütün pek çok iftira, baskı ve kumpasına maruz kaldı. Bu arada hukuk bitirerek mezun oldu hakkında kumpas kuran emniyet ve yargı personelinin tamamı FETÖ'ye üye olmaktan dolayı cezaevinde veya firarda bu arada 2017'de gazi olarak emekli oldu devlet övünç madalyasıyla ödüllendirildi. Yavuz Bey'in yanına Koray Bey'i de alarak eski arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelip sohbet etmesinde ve yuva kavramını yeniden tartışmalarında fayda var. Fuat Uğur Türkiye. Tamer Korkmaz, Altılı Ganyan kuponu dolduranları neler bekliyor? Ümit Özdağ'a sormuşlar, eğer ikinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan karşı karşıya kalırsa, Zafer Partisi kimi destekler? Özdağ şöyle demiş, birinci turda Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz? Zafer Partisi sadece iktidara değil altılı ganyana da muhalefet ediyor. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu tarafından Türk halkına bir kere daha Ekmelettin modelinin dayatılmasına biz Zafer Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz diyor. Bu beyanı 100 bin imza toplamak suretiyle üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı göstermeyi hesapladıklarının işaretidir. Nereye oynuyor? Muhtelif anketler 2023'te Zafer Partisi'nin en az %3 oranında oy alacağını öngörüyor yabancı karşıtlığı giderek artıyor ve Özdağ da hararetle işte bu tepkili tribünlere oynuyor. Yani nedir? Seçim satım haline girildiği vakit Ümit Özdağ'ın partisi oylarını daha da artırabilir. Bu da Zafer Partisi'nin her halükarda Zillet ittifakının oylarını hatırı sayılır bir miktarda böleceğini gösteriyor. Ümit Özdağ ve Cem Özdağ Özdağ'ın ZP'si bir bakıma Cem Uzan'ın 20 yıl önceki Genç Partisi'ni hatırlatıyor. 3 Kasım 2002 seçiminde Genç Parti büyük bir sürpriz yaparak oyların %7'sini almıştı. GHP'ye giden tepki oyları, DYP ile MHP'nin çok az farklarla %10'luk barajın altında kalmasına neden olurken, %34 ile birinci parti olan AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesine yol açmıştı. Kritik Eşik Altılı Ganyan masası, pazar günü temel reisin ev sahipliğinde bir kez daha toplanacak. En başından beri altılı masanın sağlamlığı tartışılıyor. Muhalif masa hakkındaki istifhamlar her geçen gün artıyor. Buradan ortak aday çıkması zor görünüyor. Saadet, Gelecek ve Deva üçlüsü. Şimdiden kendisini Cumhurbaşkanı olmuş gibi gören Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Meral Hanım da şu ana kadar Kemal Bey'e yeşil ışık yakmadı. Ümit Özdağ'ın birinci turda Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz demesi boşuna değil. Şayet Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, Millet İttifakı'nın Kılıçdaroğlu ile gidilecek ikinci turda kaybedeceğini öngörenler arasında Akşener'de var mı? Kuvvetle muhtemeldir ki var. Seçilecek kazanabilecek bir aday olmalı kıstasını ortaya koyan Meral Akşener'in ta kendisiydi. 25 Eylül 2021. Asıl hamlesini saklıyor mu? İP lideri her ne kadar başbakan olacağım dese de, eğer ilk turda aday olup da ikinci sırayı alırsam, ikinci turda cumhurbaşkanı seçilirim hesabıyla şimdilik elini gizliyor olabilir. Altılı masadan ortak aday çıkmayacağı anlaşıldığı anda işte bu kartını oynayacaktır. Ez cümle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hülyasının anahtarı Meral Akşener'in cebinde duruyor. Ayakları sağlam değil. Altılı masadan CHP'nin planlarını menfi yönde etkileyecek gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bir başka söyleyişle, siyasette altılı ganyan bahsi oynayanlar, sürpriz neticeler için kupon doldurabilirler zillet masasının ayakları sağlam değil. 100 bin imza toplamak suretiyle muhalefet cephesinde yer alan potansiyel isimlerden birini veyahut ikisini aday göstermek üzere pusuya yatmış bekleyenler var. Yani Zafer Partisi haricinde de 100 bin imzalı aday kontratağıyla sahne alacaklar çıkarsa şaşırmamak lazım. Masada kendi kalesine doğru beklenmedik vuruşlar yapabilecek siyasi oyunculara özellikle dikkat. Tamer Korkmaz Yeni Şafak